Merhabalar. Başka ülkenin bu bölümünde TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümünden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hasan Çolak hocamızla Modern Yunanistan Fikrinin Doğuşu üzerine konuşacağız. Hasan Hoca doktora tezini Birmingham Üniversitesi Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi'nde Osmanlı Merkez Otorisi ve Rum Ortodoks Kilisesi Patrikhaneleri arasındaki ilişkiler üzerine yaptı. Bunun yanında Yunan aydınlanması ve Adamantios Korais gibi aydınlanma figürleri hakkında İngilizce ve Türkçe pek çok yayını mevcut. Yunanistan komşumuz olmasına rağmen tarihi konusunda uzmanına çok az rastlanılan bir coğrafya Türkiye'de. Ve Hasan Hoca'yla bu alanın en azından bir noktasına temas etme fırsatı yakalıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Hocam yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İlk soru olarak kanalımızın bir amacı Osmanlı ve Türk tarihi dışında çalışan hocalarımızın entelektüel yolculukları izleyiciye aktarmak ve hatta mümkünse yeni başlayan lise ve lisans öğrencilerine de bu konuya çalışmaları konusunda bir ilham verebilmek. Konumuza başlamadan önce sizi Yunan tarihi çalışmaya yönelten sebep ve koşullar nelerdi? Doktora konunuza örneğin nasıl karar verdiniz ve sonraki çalışmalarınız nasıl gelişti? Dilerseniz sizin kişisel serüveninizden başlayalım. Daha sonra esas konumuza geçelim. Tabii. Ben esasen en başta bir Bizans tarihi uzmanı olmak üzere bu yola giriştim. Lisans yıllarımda Bizans tarihi hocalarımız vardı. Hem Antik Yunan dili dersi veren, hem Bizans tarihi üzerine çalışan hocalarımız vardı. Hem Osmanlı'nın hem Bizans'ın başkentinde yaşayan bir tarih öğrencisi olarak da beni çok cezbetmeye başladı. Çünkü malum işte ne ilkokulda ne lisede Bizans tarihine dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. Yani Türklerle olan savaşları dışında Bizans tarihinin ismi geçmiyor. İşte derslerden sonra mesela derste zikredilen işte Bizans yapılarını gidip görmek, bunlar çok büyük bir ayrıcalıktı. Ve ben yavaş yavaş acaba Bizans-Osmanlı ilişkileri üzerine bir şey çalışabilir miyim sorusunu kafamda evirip çevirmeye başladım. Bunu yaparken de ağırlıklı olarak işin Bizans ayağından araştırmalarımı yürütmek gibi bir niyetim vardı. Bizim Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde programımız şu şekildeydi, filolojik program. Herkes bir yıl Osmanlıca almakla mükellefti. Daha sonra isterse bir yıl Osmanlı paleografyası, istemiyorsa da iki yıl ya Antik Yunanca ya da Latince almak durumundaydı. Ben Osmanlıcayı zaten öğrenirim diye düşünmüştüm ki yani daha kolay oldu Osmanlıca imkanlarına erişmek Türkiye'de. Bu sebeple Antik Yunanca öğrenmeye başladım. Bununla beraber yavaş yavaş konuya da heves etmeye başlamıştım. Yüksek lisansta Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümüne geldim. Orada benim belki akademik kariyerimdeki en büyük kırılma sayılacak olan o zaman danışmanım olacak Evgenya Kermeli ile tanıştım. Evgenya Hoca, tabii Halil Hoca'nın kurduğu tarih bölümünde envai çeşit alanlar üzerine çalışan hocalar vardı. Onlardan sadece bir tanesiydi. Evgenya Hoca beni daha çok böyle erken Osmanlı kaynakları üzerinden Bizans-Osmanlı etkileşimini çalışmaya sevk etti diyebilirim. Ayrıca Bilkent'in de filolojik açıdan Osmanlıca gibi bir avantajı vardı. Yani Osmanlıca, Osmanlı paleografyasını, diplomatikasını çok iyi hocalardan, işte Özer Ergenç gibi, Halil Nalcı'nın ilk öğrencilerinden birinden alma imkanı oldu. Arapça öğrenme imkanı oldu. Ve ben Bilkent Üniversitesi'ndeki tezimi 16. yüzyılda İstanbul'daki kiliselerin durumuyla alakalı bir konu üzerine yazdım. Yunanca bir kaynağı çevirdim ama o kaynaktaki eksiklikleri gidermek adına da Osmanlıca fetvaları kullandım. Doktora tez konuma aslında yüksek lisansımı yazarken karar verdim diyebilirim. Osmanlı arşivlerine girdiğimde karşıma çıkan ilk belge Kudüs Patrikhanesi ile ilgiliydi. Böyle bir patrikhane olduğunu tabii ki biliyordum ama yani İstanbul dışında İskenderiye, Antakya ve Kudüs Patrikhaneleri var Ortodoks Kilisesi içerisinde. Onlara daha sonra Moskova eklenecek. Ama Osmanlı idaresiyle ilişkileri konusunda çokça bir şey bilmiyordum. Evgeni Hoca'yla
paylaştım bu gözlemlerimi. O da evet, Osmanlı tarihçileri bu konuyla bir şekilde ilgilenmiyor demişti. Ben o esnada ben bu patrikhanelerle İstanbul'daki merkezi idare arasındaki ilişkiyi çalışmaya karar verdim diyebilirim. Bu konuda daha ayrıntılı çalışmak üzere Birmingham'a gittim. Birmingham Üniversitesi'nin Bizans, Osmanlı ve Çağdaş Yunan Çalışmaları Merkezi Bizans'tan itibaren Yunan tarihini bir süreklilik içerisinde araştırmayı amaçlayan tek merkez. Yani kurumsal olarak tek merkez. O alanlar içerisinde uzmanlaşmış hocaları başka okullarda da bulmanız mümkün ama kurumsal olarak böyle bir yapıya sahip olan tek yer. Orada da bir Osmanlı tarihçisi ve bir Bizans tarihçisiyle çalışma imkanım oldu. Rose Murphy ve şimdi rahmetli oldu Ruth Makridis. Doktoramı da bu şekilde tamamladım. Fark ettiyseniz yavaş yavaş kronolojik olarak ben günümüze yaklaşıyorum. Çünkü doktora tezim 18. yüzyıl ağırlıklı bir tez oldu. Daha sonra 4 yıl kadar Avrupa Araştırma Komisyonu bütçesiyle desteklenen bir projede çalıştım Hollanda'da, Leiden Üniversitesi'nde. O projede tüccarlarla devletler arasındaki ilişkileri incelemeye amaçlıyordu. Esasen benim ciddi manada Adamantios Koreis'le tanışmam da o proje çerçevesinde oldu. Tabii projenin odak noktası tüccar-devlet ilişkisiydi. Ama beni daha çok cezbeden entelektüel tarihiydi bu etkileşimin. Çünkü aydınlanmanın en dorukta olduğu zamanda Avrupa'ya gitti bu tüccarlar. Adamantios Koreis de bir tüccar olarak gitti ama daha sonra bir ilmi kariyere adadı hayatını. Daha sonra TOBA geldikten sonra da mesaimin büyük bir çoğunluğunu hem Osmanlı hem Avrupa dünyasında faaliyet göstermiş Rum aydınlarının, münevverlerinin hem Osmanlı dünyası ile ilişkisi hem Avrupa'daki aydınlanma ile ilişkisi üzerine ayırdım. Koreis üzerine olan mesaim de tabii ister istemez beni 19. yüzyılın başlarına kadar getirdi. Dolayısıyla böyle kronolojik olarak Bizans, geç Bizans'ta başlayıp 19. yüzyıla kadar gelen bir kişisel serüvenim oldu benim. Hocam bugün modern Yunanistan fikrinin doğuşunu konuşacağız. Esas olarak 18. asır ve 19. asrın başında daha entelektüel siyasi bir tarih üzerine olacak ama yani konuyla alakalı olmayan, konuya aşina olmayan seyircilerimiz için 18. yüzyılda Rumların veya Yunan kavramını o zaman kullanıyorsak Yunanların genel bir panoramasını çizerek başlayalım mı? Yani bunlar nerede yaşıyorlardı? Hangi meseleler esas meseleleriydi? Diasporanın önemi neydi? Belki bu tarz bir 18. asırda Rumların genel panoramasını çizersek sonra da yavaş yavaş Yunan aydınlanması meselesine geçebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. 18. yüzyıl Rum dünyası deyince tabii en başta bahsetmemiz gereken şehir İstanbul. Hem kurumsal açıdan öyle hem entelektüel açıdan öyle. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kurumsal açıdan Osmanlı-Rum cemaatinin idaresi dediğimizde aklımıza iki temel grup gelir. Bunlardan bir tanesi doğrudan bir kurumun da başı olan İstanbul Patriği. Ki bunlara Kudüs, İskenderiye, Antakya patriklerinde bir yere kadar dahil edebiliriz. Çünkü onlar da 18. yüzyıl itibariyle İstanbul'da daha çok boy göstermeye başlayacaklar. Hatta Kudüs Patriği İstanbul'da ikamet edecek. İlaveten Fenerli Rum diplomat, bürokrat taifesini de dahil etmek durumundayız. Çünkü Rum cemaatinin en nüfuz sahibi, kültürel açıdan da, ekonomik açıdan da sermaye sahibi kitlesi Fenerlilerden müteşekkildi. Çok kısaca 18. yüzyıla gelmeden önce ne vardı onu belki söylemek gerekir. 17. yüzyıl kilise açısından da, Rum cemaati açısından da çok sancılı bir dönem. Ve bu sadece Osmanlı idaresiyle olan ilişkileri açısından değil, Avrupa'daki gelişmelerle de çok çok bağlantılı bir sebepten bu şekilde. İşte kökleri reformasyona kadar gider. Reformasyonla beraber Katolik Kilisesi ikiye bölündü. Bir Avrupa içerisinde bir nüfuz mücadelesi oluştu. Katolik Kilisesi kayıplarını ikame etmek adına bu sefer dünyanın farklı yerlerine yönelme ihtiyacı hissetti. Ve bu koşullar altında
İstanbul patrikleri bir şekilde dış dünyayla bağlantı içerisinde buldular kendilerini. Bazen siyasi boyutları olan bağlantılar oldu bunlar. 18. yüzyıla geldiğimizde işler birazcık değişecek. Yine bu da Osmanlı siyasi tarihiyle çok yakından alakalı bir konu. Artık işte Celali isyanları ile yüzyıla başlamış ve bir şekilde taşra ve merkez arasındaki ilişkiyi tesis etmek üzere daha merkezileştirici idarecilerin çok ön planda olduğu bir dönemdi. Ama bunun çok büyük bir kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini Viyana bozgunuyla Osmanlı elitleri anlamıştı diyebiliriz. Nitekim çok sıkı bir idare kuran Köprülüler uzun yıllar sonra ilk defa yeni fetihler yapmaya başladılar. İşte Venedik'in belki bunun önündeki, gözünün önündeki Girit'i aldılar. Ama bir başka askeri bozgunla da iktidardan düştüler. Dolayısıyla 18. yüzyıla girdiğimizde Osmanlı dünyasında eli kalem tutan birçok kişi artık yeni düzenin biraz daha dış dünyayla temas halinde olan bir düzen olması gerektiğine ikna olmuş durumdalardı. Nitekim bu dönemin elitleri dediğimizde aklımıza işte Nevşehir İbrahim Paşa gibi kişiler gelir. Ya da entelektüeller açısından İbrahim Müteferrika gelir. Dış dünyaya doğrudan fiziksel olarak gidip gelen 28 Mehmet Çelebi gibi aydınlar gelir. Bunlara tabii diplomasi artık daha ön planda olduğu için yeni diplomat vasfına sahip kişiler de eklenecek. İşte bunların arasında doğrudan yani Müslümanları da sayabiliriz ama bir aile olarak yani bir toplumsal grup olarak bu pozisyonları domine etmiş Fenerliler eklenecek. Fenerliler eğitimlerini kısmen Avrupa'da almış ama bazen Osmanlı dünyasında da eğitimlerini almış kişiler. Kültürel sermaye sahibi insanlar. Ve bu dönemde Osmanlı idaresi sadece Fenerlilere mahsus olacak bazı mevkiler ihdas etti. Mesela Divan-ı Hümayun baş tercümanlığı gibi. Bu dönemde diplomasinin artan önemiyle beraber Reisül Küttaplık makamı önemini artırıyor. Ama hariciye için doğrudan tercüme hizmeti yapacak, hatta onun ötesinde belki hariciye çekip çevirecek yeni bir pozisyon çıkıyor Divan-ı Hümayun tercümanlığı. Ve bu pozisyon başlangıcından işte Yunan isyanıyla son bulana kadar tamamen Fenerlilerin elinde olacak. Dahası bu Fenerliler Eflak Boğdan hospodarlığı gibi önemli mevkilere getirilecekler. Dolayısıyla özetle Osmanlı dünyasında çok az kişiye nasip olmuş bir imkandan faydalanacaklar. İktidarlarını, güçlerini ve sermayelerini, iktisadi sermayelerini kuşaktan kuşağa aktarmak. Zaten bu sebeple Christian Filiu bir nevi hanedan olarak değerlendirir bu Fenerli aileleri. Dolayısıyla Fenerlilerin bu oluşturduğu nüfuz ister istemez kiliseyi de bağlar hale gelecek. Çünkü kilise bir şekilde siyasi ve maddi desteğe ihtiyaç duyan bir kurum. Daha önceki yıllarda hem İstanbul patriklerini hem de diğer Doğu patriklerini bir şekilde yabancı saraylarla yazışma içerisinde, siyasi konotasyonları olan yazışmalar içerisinde görürken 18. yüzyıl itibariyle bunun görece azaldığını iddia edebiliriz. Bunu da çoğunlukla Fenerlilerin rolüne bağlamak mümkün. İşte yani bir maddi şeye ihtiyaç varsa işte Rus sarayına gidip mali destek istemek yerine Fenerlilerden borç alınabiliyordu. Yüzyıl sonuna yaklaştığımızda da bazı Fenerli ailelerin doğrudan patrik çıkarmaya başladığını da görür hale geliyoruz. Dolayısıyla bu ikili yapı büyük oranda Osmanlı idaresiyle çok sıkı ilişkiler kurarak Osmanlı-Rum dünyasını yönetiyordu diyebiliriz. Hatta işte Elif Bayraktar Tellan'la kısa süre önce, birkaç yıl önce yayınladığımız kitabın başlığı olarak da kullanmıştık. Bu dönemde Ortodoks Kilisesi'nin ruhani şeyi bir tarafa, siyasi, iktisadi, idari, hukuki anlamda
aynı zamanda bir Osmanlı kurumu olduğunu da iddia edebiliriz. Nitekim Yunan milliyetçiliği ortaya çıktığında da en büyük mücadele edilmesi gereken gruplar arasında Fenerlileri ve kilise elitlerini sayacaklar. Bunlara yüzyılın ikinci yarısı itibariyle bütün Rum cemaatine, Rum dünyasına yeni bir dinamizm katacak olan tüccarlar eklenecek. Uluslararası ticarete katılmış tüccarlar. Bu tüccarları Avrupa'nın özellikle liman kentlerinde, kuzeyde de Rusya'da birçok yerde görmemiz pekala mümkün. Bu insanlar köken olarak çok daha mütevazi kökenlerden geliyorlar. Hatta bazıları bu işe sırf riskli olduğu için girip orada yükselmiş kişiler, kaçakçılık gibi şeylerle başlayıp daha sonra armatör ailelere dönüşen ailelerden bahsediyoruz burada. Ama işin ilginç tarafı bu insanlar Avrupa'ya gittiklerinde aydınlanmayla tanışıyorlar. Bu yeni bir dinamizm getiriyor. Yunan tarih yazıcılığında şöyle bir belki ezber diyebileceğimiz bir şey vardır. İşte bu insanlar Osmanlı idaresiyle işbirliği yapmış kilise ve fenerlilere alternatif olarak ortaya çıktılar. Modern Yunanistan'ı doğuracak fikirleri Avrupa'da öğrendiler, Osmanlı dünyasında uyguladılar ve neticesinde isyan ve bağımsızlık geldi. Yani ben çok öyle olmadığı yönünde bir hissiyata sahibim. Bazıları gerçekten de yani bir yenilikle falan çok işi olmayan insanlar. Yani Voltaire okumuş ama ben yani işte Voltaire'den aldığı işte diyor ki işte Voltaire'e göre bütün Avrupa kralları Türklere Avrupa'dan işte gönderme hakkına sahipler. Bu insanlar çok patriarkal yapılara da sahipler bazıları. İşte geri gelip Osmanlı düzeni içerisinde belki Fenerlilere öykünürcesine bir hayat inşa etmeye çalışanlar da var. Ama her halükarda yeni bir dinamizm kattıklarını söyleyebiliriz. Yeni patronaj ilişkilerinin bir parçası haline geliyorlar ve bunların içerisinde diaspora diyebileceğimiz, o da sorunlu bir kavram ama belki tartışabiliriz ilerleyen aşamalarda. Osmanlı dünyası dışında diyelim kısaca. Yaşamış, hayatlarının önemli bir kısmını oralarda geçirmiş ve geri geldikten sonra bazıları geri gelmeden başka bir dünya Rumlar için onun ismi de değişecek. İşte bazıları Yunan diyecek, bazıları Grekos diyecek vesaire. Başka bir dünya tahayyülü ortaya çıktı diyebiliriz. Çok kısa bir uyarıyla belki bitirebilirim. Aydınlanma fikirleri tabii bir tek Avrupa'da cereyan etmiyordu. İşte İstanbul'da aydınlanma fikirlerinin sirkülasyonda bulunduğu yerlerden bir tanesiydi farklı kanallarla. Ve eğitimi tekelinde bulunduran kilise ve fenerliler de aydınlanma fikirlerinden yine en başta haberdar olan insanlar arasındaydı. Dolayısıyla çok böyle karmaşık bir yapı ile 18. yüzyılda karşılaştık diyebiliriz Rumlar söz konusu olduğunda. Hocam, aydınlanma fikriyle bağlantılı olarak bu, daha doğrusu oraya gelmeden önce bu Fenerli aydınların işte bu kimilerinin hanedan dediği bu bürokratik elitlerin dışında kalan yoğun bir günlük hayatında Rumca konuşan bir Ortodoks nüfus da yaşıyor tabii ki. Ve bunların bildiğim kadarıyla yani imparatorluğun diğer tebaalarına göre eğitim seviyesi ya da eğitime ulaşılabilirliği daha yüksek ya da okul yazarlığı daha fazla. Burada 19. yüzyıl öncesinde bir Yunanlılık fikrinin hala mevcut olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bu daha çok Ortodoksluk üstünden giden bir şey mi? Ya da böyle bir hani en azından bir primordial ties ya da bir modernite öncesi bir ne derler bağlantı olarak bir Yunanlılık, biz Helenizm vesaire tarzı bir fikir sadece çok okumuş ya da çok kültürel sermayeye sahip olan insanlardan vardı, yoksa genelde bu yani en azından bir temel okuma okuyup yazma imkanına erişmiş insanlarda da böyle bir bilinç var mıydı? Ya bu güzel bir soru. Yani çok siyah beyaz bir resim çizmek herhalde zor. Ama doğrudan kiliseyi kontrol eden gruplar söz konusu olduğunda her ne kadar aydınlanma fikirlerine açık olsalar da bir Yunanlık mefhumunun olduğunu söylemek biraz zor herhalde. Onu söyleyebilirim.
Çünkü yani Rum dünyası dediğimizde sadece işte Yunanca konuşan bir gruptan bahsetmiyoruz en başta. Yani ben doğrudan üzerine çalıştığım bir patrikhane, Antakya Patrikhanesi söz konusu olduğunda nüfusunun büyük bir oranı zaten Arapça konuşuyor. Yani dahası ibadet dili Yunanca'ya ek olarak Arapça. İşte Balkanlar'da bambaşka bir manzara var, Slavlar var. Dolayısıyla bunların içerisinden bir Yunanlılığı koruyan bir kilise imgesi oluşturmak biraz daha sonraki dönemlerde olacak, karşımıza çıkacak. Tabii Yunanca, yani Yunan aydınlanması için çok çok merkezi bir konuma sahip. Ama Yunanca'nın tekeli de büyük oranda kilisenin ve fenerlerin elinde. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. O açıdan baktığımızda tabii ki antik Yunan'la bağı kuran bir kilise olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani itikadi manada bir karşıtlık mutlaka ki söz konusu. Ama hem dil üzerinden hem edebiyat üzerinden antik Yunan'ın işte Hristiyanlığı birçok oranda etkilediğini söylemek pekala mümkün. Yani bunlara ek olarak ortaya çıkacak olan gruplar, daha tırnak içerisinde seküler diyebileceğimiz elitler bir şekilde kilisenin tekelinden Yunanca'yı almak gibi bir misyonu da kendilerinde görecekler. Tam da bu sebeple zaten kilise elitleriyle de Fenerlilerin çevresinde bulunan aydınlarla da çok ciddi oranda çatışacaklar. Bu çatışmanın mekanı da yer yer İstanbul olacak ama büyük oranda da Avrupa olacak. Onu da belki söylemekte fayda var. Dışarıdan bakan biri için bayağı karışık bir resim aslında hocam. Yani gerçi etnik ilişkiler hep geçmişte karışık. Bugünkü gördüğünüz gibi siyah beyaz değil ama sonradan Yunan olacak kitlelerin birçoğunun Türkçe konuşuyor aslında Anadolu'da veya İstanbul'da. O gün Rum olanların, Rum kimliğine sahip olanların farklı farklı diller konuşuyor. Benim de yani pek bilmediğim ve merak ettiğim bir mevzu aslında. Yani bir Yunanlılıkla işte Slav Rumlar arası, Slavca konuşan o zaman Rum kimliğine, Rum Ortodoks Kilisesi'ne dahil insanlar arasında ciddi bir kimlik farkı var mıydı? Herhangi bir şey görebiliyor muyduk bilmiyorum. Bir de merak ettiğim bir mevzu var yani konuya hiç bilmeyen biri olarak. Şimdi bir antik Yunanca'dan bahsediyoruz. İşte bir de modern Yunanca var. Modern Yunanca sonra. Bu erken modern dönemde konuşulan Yunanca ciddi bir süreklilik arz ediyor muydu? Antik Yunanca'yla veya antik Yunanca'dan ciddi anlamda kopmuş muydu zaten dil olarak da Rum toplumu? İlkiyle başlayayım. Onun cevabı biraz daha kısa olacak. Yani Slavlarla ilişkiler nasıldı? Onu tabii biz çoğunlukla milliyetçi tarih yazıcılıkların inşa ettiği paradigmalar üzerinden takip edebiliyoruz. Daha evvelki dönemleri takip edemiyoruz. Çünkü matbaa dili Yunanca en başta. Dolayısıyla orada bir tekelleşme durumu söz konusu. Ama ben Arap Hristiyanlarla, Arap Ortodokslarla ilişkileri doğrudan arşiv malzemesi üzerinden de takip etme imkanı bulduğum için şunu söyleyebilirim. Bir nüfuz mücadelesi mutlaka ki var. Hatta şu an öyle bir yazı üzerine çalışıyorum. Yani Osmanlı idaresiyle ilişkiler söz konusu olduğunda yani biz artık o bizden kasıt nedir? Osmanlı idaresiyle daha iyi ilişkilere sahibiz. Bu insanlar da çok güvenilmez tarzında arzuhaller yazılıyor. Bunları yazarken de doğrudan isim de kullanılıyor. Mesela herhalde çok az kaynakta karşımıza çıkacak bir ifade Arap-Rum taifesi diyor. Ve bunun içerisinde bir sürü olumsuzluklar var. İşte meçhulül ahval bir millet diye bahsediyor mesela. İşte ne olduğu belli olmayan bir millet bunlar falan diye. Tabii sebepleri farklı yani. Bazılarının işte Katolik olduğu yönünde ithamlar var. Bazılarının işte yani tamamen bir nüfuz mücadelesinin parçası olduğunu söylemek mümkün. Ama yani isimlendirmeye varacak bir noktaya geliyor. Tabii enteresandır, Osmanlı idaresi verdiği cevaplarda hiçbir zaman Arap-Rum taifesi ifadesini kullanmıyor. Ama yani o yönde bir en azından açık bir yol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir Helenleştirme projesi vardı gibi şeyi yani birçok böyle daha sonra otosefer olacak kiliselerin şeyi, tarih yazılıkları inşa edecekler. Yani işte bütün Ortodoks kilisesini Helenleştirmeye çalışıyorlardı, biz de ona karşı çıktık gibi. Ama bu da yine yani
tamamen bütün resmi göstermekten herhalde uzak bir argüman olsa gerek. İkinci soru dilin sürekliliği. Yani 18. yüzyıldaki Rum kalem erbabını en çok düşündüren şey herhalde. Sebebini bilemiyoruz yani. Asıl cevabını bilemiyoruz gerçekten. Bunu farklı metaforlarla açıklayanlar var. İşte Latince ile Fransızca arasındaki ilişkiye benzeten Rumlar var. Antik Yunanca ile o dönemde konuşulan, yazılan Yunanca'yı. Ama işin enteresan tarafı, antik Yunanlar nasıl bir Yunanca ile konuşuyordu onu tam bilemiyoruz. Nasıl yazıyorlardı onu biliyoruz rahatlıkla. Yani birden fazla diyalekt söz konusu, çoğunlukla temel alınan Atina'nın da içinde bulunduğu Atika diyalekti. Bizans dönemi gibi son derece önemli bir ve uzun bir şey var, bir dönem var. O dönemde bazı formlar değişiyor, bazıları ortadan kalkıyor. Ama 18. yüzyıldaki Rumların yazdıkları dil söz konusu olduğunda herhalde 3 aşağı 5 yukarı 2 dil üzerinden yazıyorlardı. Bir tanesi basit dil dedikleri, konuşma diline daha yakın olan dil. Diğeri de antik Yunanca unsurların belki yapay bir şekilde takip edildiği bir dil. Asıl tartışma da aslında tam olarak bundan çıkıyor. Nasıl bir Yunancayla felsefe yapmalı, nasıl bir Yunancayla eğitim vermeliyiz? Hocam o zaman yavaş yavaş bu Yunan aydınlanması kavramına geçelim. Yunan aydınlanması dediğimiz şey nedir? Bu aydınlanmanın esas özneleri kimlerdir? Tüccarlar olarak biraz bahsettiniz. Ve bu aydınlanma fikirleri bir anda Rum toplumunu, o zaman için hala Rum toplumu diyoruz sanırım. Rum toplumunu nasıl etkiliyor ve nereye doğru götürüyor? Aydınlanma üzerinden devam edelim isterseniz. Belki daha ileri giderek hangi aydınlanma sorusuyla başlamak da belki yerinde olabilir. Çünkü yani tek bir aydınlanma yoktu malum. Biz tabii günümüzde daha çok Fransız aydınlanmasını referans alıyoruz ama aydınlanma işte papalığı da etkilemiş bir kurum mesela, bir düşünce hareketiydi. Ve o dönemin Rumları Avrupa'nın birçok yerinde boy gösteriyorlardı. Birkaç temel yer var gidilen. İşte kilise ve fener elitlerinin gittikleri, işte Padova Üniversitesi var, işte Bologna var, Roma'daki Rum Koleji var. Bunlara daha sonra tabii mesela tıp eğitiminin temel merkezinin daha kuzeye kaymasıyla Leiden eklenecek mesela Hollanda'da. Ticaret söz konusu olduğunda farklı yerlerde aydınlanmayla karşılaşıyorlar. İşte yani Habsburg başkentinde karşılaşmakla herhalde işte Paris'te karşılaşmak, Amsterdam'da karşılaşmak birazcık farklıdır. Bu diaspora çalışmalarında, Rum diaspora çalışmalarında da yani beni en çok böyle rahatsız eden noktalardan bir tanesi şu. Yani bu kişiler Avrupa'ya gittiler, Avrupa'daki yeni taze fikirleri öğrendiler ve yeni bir Yunanistan, yeni bir Yunan tahayyülüne giriştiler. Ama yani mesela işte Odessa'ya giden insanla Paris'e giden, Amsterdam'a giden, Viyana'ya giden, işte Livorno'ya giden bunlar aynı mıydı? Aynı Avrupa'dan mı bahsediyoruz? Ben yani farklı deneyimlere sahip olduklarını düşünüyorum o açıdan. Bir de aydınlanmayla kurdukları ilişki ne kadar şeydi? Bunu işte benim de üzerine çalıştığım Adamantios Koreis Türkçe bir ifadeyle açıklar. Benim de çok hoşuma giden bir ifade. İşte yani bu insanlar, işte Rum öğrenciler gidiyor, bazısı çok iyi geliyor, bazısı hiçbir şey öğrenmeden geliyor. Bu nasıl oluyor diye soruyor arkadaşı. O da mektubuna cevaben diyor ki ne kadar akçe o kadar bohça. Yani gayret etmezseniz öğrenemezsiniz ya da işte gittiğiniz yere göre de değişir. Tüccarlar tabii yani hayatlarını işte borsalarda falan geçirmek durumundalar. Yani Avrupa'da bulunmak, işte Voltaire'i duymak, Montesquieu'yu duymak çoğu zaman yeterli olmuyor. Bunu da zaten Koreis'in doğrudan kişisel hikayesinde de belki takip etmek mümkün. Yani birçok yani eğitim almak üzere, kendini geliştirmek üzere bir hayal kuran birçok Rum'un yapmak istediği şey Avrupa'ya bir şekilde gitmek. Bunu bazıları başarıyor, bazıları başaramıyor.
Kore'yi başaranlar arasında. Başaramayanlardan bir örnek vereyim, belki oradan Kore'ye geçmek daha mantıklı. Mesela dil ile alakalı da çok benzer fikirlere sahip bir kişi, Yosipos Misiolax. Yine Koreis gibi o da İzmir'de Evangelik Mektebi'nde okuyor ve daha sonra Avrupa'ya gitmek istiyor. Amacı da yeni bilimi öğrenmek. İşte böylelikle işte kilisede daha önemli değişiklikleri yapmanın mümkün olacağına inanıyor. Ama zengin bir aileden gelmiyor Misiolax. Bunun için de işte burs peşinde öğrencinin her zamanki şeyi. İzmir Başpiskoposu'na danışıyor. Tam böyle o desteği bulacakken Evangelik Mektebi'ndeki hocası taş koyuyor bu işe. Diyor ki yani biz ne verdik de Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Ne vermedik de Avrupa'ya gitmek istiyorlar pardon. Dahası diyor ben biliyorum Avrupa'ya gidenler orada ateizmi öğreniyorlar. Gelip burada ateizmin sözcülüğünü yapıyorlar. Yani Misiolax daha sonra gidecek başka kanallarla ama bir taraftan da cemaat içerisinde de böyle tutucu şeyler var. Koreis de bir tüccar çocuğu, Sakız kökenli ama İzmir'de doğmuş büyümüş bir kişi kendisi. Babasının ticari faaliyetlerini yürütmek üzere aslında ilk başta Amsterdam'a gidiyor. Oradayken de eğitimine devam edersin diye konuşuluyor. Babası İzmir merkezli bir şirketin iki ortağından biri. Amsterdam'da bir şube açıyorlar ve Koreis Amsterdam'ın yolunu tutuyor. Amsterdam'da kendisine eşlik eden bir başka kişi var. O da babasının ortağının temsilcisi diyeyim. Ama çok daha geleneksel bir yerden, Patmos Adası'ndan gelmiş bir kişi. Patmos'tayken bu kişi işte Petru adı. Patronuna sürekli mektuplar yazıyor. Bu mektuplar daha sonra yayınlandı. Ve orada iki dünyanın çatışmasını belki görmek pekala mümkün. İşte Petru'nun sıklıkla şikayet ettiği şey, yani bu adam yani bıraktı ticaret işlerini, borsaya adım atmıyor. İşte işi gücü işte operalarda gezmek, işte müziğini daha çok beğeniyor diye zaten kiliseye de gitmeyi bıraktı. İşte sürekli aynanın karşısında işte kendisini beğendi, şey yapıyor, Avrupalılara benziyor. İşte insanlar şikayet etmeye başladı, diğer Rumlar yakında bu Türk de olur falan diye şeyler söylüyor. Ve yani bir tüccar için orada hem eğitimini sürdürmek hem işte böyle sanat galerilerini gezmek, operaları gezmek zor bir şey. Yani onu bu mektuplardan rahatlıkla söyleyebiliriz. Birçok ders alıyor, işte dil dersleri almaya başlıyor, onlardan şikayet ediyor. İşte eskrim öğrenmeye başlamış, ondan şikayet ediyor. İşte bir İngiliz enstrümanı, gitar diye bir şeye başladı, vaktini bunlarla öldürüyor falan diye şikayet ediyor. Velhasıl yani Koreis gerçekten de ticari manada çok başarılı olmayacak. Şirketin o şubesi kapatılacak. Geri dönecek. Döndükten sonra işte kendi ifadesiyle bir büyük bir melankolinin içerisine düşecek. Sağlığını kaybedecek. En son ailesi tamam nereye istiyorsan gönderelim diyecek ve Fransa'ya gidecek. Orada da bir süre tıp eğitimi alacak ama devrimden bir yıl önce Paris'e gidecek ve hayatının geriye kalan tamamını ilmi çalışmalarına ayıracak. Dolayısıyla yani tüccarların şeyle ilimle kurduğu ilişkiyi doğrudan böyle kanlı canlı bir şekilde burada görebiliyoruz. Yani tüccar kimliğini belki geride bırakması icap edecek bir noktadan sonra. Peki hocam şeyden bahsettiniz işte bu aydınlanma her yerde değil yani bu gidenler de hani farklı yerlere gidiyor ve farklı tabii ki farklı akımlardan da etkilenebiliyorlar. Ama genel anlamıyla bir Yunan aydınlanmasının ideolojik değerleri veya işte düşünceleri nelerdir ve bu aydınlanma fikrinin şeyle alakasını merak ediyorum. 1821 işte Yunan ayaklanmasıyla bir doğrudan organik bağ var mı yoksa bu Yunan aydınlanmasındaki işte entelektüeller sonradan ideolojik olarak olaya daha sonradan mı dahil oldular? Çünkü okumalarımızda işte bir şey ifadesi vardı. Bu aslında bir fikre göre 1821'deki ayaklanma bir Ortodoks ayaklanması. Daha çok hani Yunan ayaklanmasından çok bir Ortodoks ayaklanması ama daha sonra işte şeye dönüyor. Daha bir
ulusal kurtuluş mücadelesi ne dönüyor? Bu şeyi merak ediyorum, işte aydınlanma fikirleriyle Yunan isyanı arasında ya da bağımsız Yunan devletinin kurulması arasında ne gibi bir etkileşim mevcut? Ayrıntısını sen. Ya bunu bu alandaki en önemli uzmanlardan biri Pascalis Kitromilidis bir kitabının başlığında çok güzel ifade ediyor bence. Az önce bahsettiğim işte Avrupa'ya gitmeye çalışan ama zar zor gidebilen Iosifos Misiodax hakkında bir monograf. The Enlightenment as Social Criticism başlığını taşıyor. Yani bir toplumsal eleştiri olarak aydınlanma. Yani ilk formlarında bunu görebiliyoruz. Yani Rum cemaatinin işleyişine dair bazı temel şeyler. Bazı grupların durumlarıyla alakalı bazı eleştiriler ama birçok açıdan da çekingen eleştiriler. Çünkü Iosifos Misiodax geri döndüğünde, yani işte çalışmak durumunda, işte Fenerli hospodarların, Eflak Boğdan'da iki hospodarların çocuklarına ders vererek başlıyor. Yani ne kadar eleştirebilir? Nitekim onun hayatı gerçekten böyle bir krizler silsilesi halinde cereyan ediyor. Yani Korais mesela Avrupa'da yaşayan bir kişi olarak bundan azade bir şekilde yaşıyor. Ve Korais üzerinden şunu görebiliyoruz. Var olan yapıyla olan mücadelesini çok daha güçlü bir şekilde ifade edebiliyor. Ve işte aydınlanma malum işte akıl çağı diyoruz. Ayrıcalıklı gruplara karşı bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. İşte kilise gibi, aristokrasi gibi, kraliyet gibi. Rum dünyası söz konusu olduğunda mutlaka ki Osmanlı idaresi bunun bir parçası. Ama en az o kadar işte az önce bahsettiğim Fenerliler ya da kilise elitleri bunlar da nasibini alıyorlar. İşte Korais mesela işte kilise elitlerinden bahsederken kişi şahane bir barbarlık içerisinde yaşıyorlar falan gibi ifadeleri çok rahatlıkla kullanabiliyor. Gelen eleştirilerde tam aslında aynı cenahtan gelecek. İşte kendisinin en büyük şeylerinden bir tanesi, rakiplerinden bir tanesi diyebiliriz. Panayotis Kodrikas bir noktada der ki, yani işte Korais'in dil hakkındaki fikirlerini eleştirirken, yani bir tüccar çocuğuna ne oluyor ki milletin önderlerinin hangi Yunanca'yla yazacağına karar versin. Dolayısıyla yani var olan yapıyla bir mücadele. En başta onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında yani sekülerizmin etkisi bu yapıyla mücadeleyi daha ileri bir boyuta taşıyor mu? Ve Barış'ın bir önce sorduğu soruyla bağlarsak, yani milli fikirler aslında bir anlamda kiliseye karşı da mı fikirler, yoksa kilise bu milli fikre, modern Yunanistan fikrine bir yerde eklemleniyor mu? Ne zaman eklemleniyor? Eklemlenmesi çok daha sonra olacak ama yani şey Yunan isyanıyla bağlantısı da yani mutlaka ki orada tartışılması gereken bir şey. O kısmı eksik kalmıştı cevabımın. Bu insanlar kiliseyle bir mücadele içerisine, aktif bir mücadele içerisine girecekler. Ve bunu tabii çok açık bir şekilde sekülerizm adına yapmayacaklar. Yani Korais'in yazılarına baktığımızda mesela dini referansların oldukça çok olduğunu görürüz ama aydınlanma filozoflarının yazılarına baktığımızda da bunu görürüz. Yani o açıdan çok çok da büyük bir farklılık söz konusu değil. Ama kurumsal kilise yapısıyla bir şeyi olduğunu, bir uyuşmazlığı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple de Yunan isyanını Korais çok erken bir olay olarak görür. Karşı çıkar hatta. Çünkü yani bu isyan başarıyla sonuçlansa bile yani başımıza bu sefer Müslüman Türkler değil Hristiyan Türkler gelir der. Nitekim de ona benzer bir durum olacak gibi görünüyor. Yunanistan kurulduktan sonra da benzer tartışmalar, çatışmalar mutlaka ki devam edecek. İsyanı, yani Yunan isyanı niye ortaya çıktı? Bu yani herhalde tarihin en karmaşık sorularından bir tanesidir ama yani isyana destek veren kişilerin temel motivasyonları söz konusu olduğunda herhalde dinin motivasyonların önde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu mücadele işte Müslümanlarla Ortodokslar arasında bir mücadele gibi düşünebiliriz. Ama tabii çok küçük ölçekli bir mücadeleden bahsediyoruz. Dahası kurumsal yapının karşı çıktığı bir hareket. Yani büyük oranda karşı çıktığı. Ve sadece taktiksel sebeplerle falan değil. Doğrudan yani eşyanın tabiatına aykırı olarak gördükleri için. Nitekim
1797'de bir başka ayaklanma şeyi var, durumu var. O zaman İstanbul Patriği'nin imzasıyla bir metin yayınlanıyor. Etrafta dolaşıyor. Metnin başlığı herhalde birçok açıdan manidar, pederlik öğretisi. Rum cemaatinin önderi olarak tabii kendisini görüyor. Kudüs Patriği'nin imzasıyla, ama İstanbul Patriği miydi gibi tartışmalar da var. Kudüs Patriği'nin imzasıyla bir metin yayınlanıyor. Ama Kudüs Patrikleri de yani herhalde en az İstanbul Patrikleri kadar bir prestij sahibiydiler Osmanlı Rumları arasında. Ve özetle şunu söylüyorlar. Yani Osmanlı idaresi bizim artık köhne hale gelmiş Roma imparatorluğumuzu, Bizans'ı kastediyor. Adeta ihya etti. Ve yani bizi Katoliklerin zulmünden kurtardı. Dolayısıyla yani bizim için bir nevi Allah'ın lütfudur gibi bir havada yazılmış bir metin. Buna çok kısa süre sonra cevap veren kişi Adamantios Kores'ten başkası olmayacak. Başlıklarına baktığımızda da temel olarak böyle nasıl bir ruhta yazıldıklarını gösterebiliriz. Bir önceki pederlik öğretisiydi, bu kardeşlik öğretisi başlığını taşıyor. Dolayısıyla o Fransız ihtilalini de beraberinde getirdiği şeyle, o prensiplerle de örtüşen bir metin. Yani özetle o şeye çokça karşı çıkıyor. Ama insanlar tabii yani fiiliyatta nasıl savaşıyorlardı? İşte yani Osmanlı askerlerinin bazılarının yazdıkları şeylere sahibiz. İşte yani kafirlerle Müslümanlar arasında bir savaş gibi görünüyor. Savaşa katılan üst düzey olmasa da alt seviyede şeyler var. Kilise mensupları var. Onu söyleyebiliriz. Ama büyük oranda kilisenin örgütlediği falan bir hareket olduğunu söylemek herhalde güç. Bu hareketi organize eden grup tabii Filiketerya. Odessa'da kuruluyor. Daha sonra İstanbul'a taşınıyor. Masonik bir örgüt. Dini referansların önemsendiği bir yapısı var. İşte hiyerarşik yapı içerisinde doğrudan Hazreti İsa'nın da onun için kullanılan isimlerden de bir tanesi çoban diye bir mevki var. Örgüte katılmak için, cemiyete katılmak için bir papazın var olması bekleniyor. Yani Ortodoks olmasa bile yani işte Avrupa'da bir yerdeyse bir papaz olsun mutlaka deniyor ve İncil'e el basılarak falan yemin ediliyor. İşte sembolleri arasında yine Hristiyanlıkla çok yakından bağlantılı semboller var. Yani din ortadan kalkmıyor tabii. Yunanistan bağımsızlığına eriştikten sonra işte ilk kralları Otto zamanında, onun ilk yıllarında müthiş bir arkaizm politikası güdülüyor. İşte o dönemdeki Yunanları antik Yunan'ın torunları olarak gören ve aradaki bütün şeyi silen, bütün yaşanmışlıkları silen Bizans dahil olmak üzere. Bizans deyince tabii aklımıza Ortodoks Hristiyanlık da geliyor. Bunları silen bir şey. Ama bu ideoloji neticesinde zaten oldukça karmaşık olan, içlerinde işte Arnavutça konuşan insanları falan barındıran bir coğrafyada yeterli olmuyor. Halka erişmesi de mümkün olmuyor. Daha sonraları tabii Ortodoks Hristiyanlık bu devlet ideolojisinin bir parçası olacak. Bu çerçevede yine Korais'in bir fikri olan bağımsız bir Yunanistan kilisesi inşa etme politikası yürütülecek. Ve Yunan kilisesi Balkan coğrafyasında, Balkan milliyetçilikleri içerisinde İstanbul Patrikhanesi'nden ayrılan ilk kilise olacak. Hocam izninizle eğer modern işte devletin kurulmasından sonraki dil üzerine politikalara girmek istiyorum. Sizin de makalenizi, Kosrays üzerine olan makalenizi okuyunca açıkçası biraz şaşırdım. Yani 19. yüzyıl gibi erken zamanda en azından bazı Yunan entelektüellerde Kosrays'tan bağımsız olarak Yunan dilindeki işte yabancı görülen kelimelerin atılması, işte bir tür öz Yunancalaştırma fikri mevcutmuş. Bu hayata geçirilmiş bir proje mi? Yani bir Türk işte bazı işte Türkçeden ya da işte Arnavutçadan ya da İtalyanca gelen kelimelerin bir şekilde arındırılması gibi bir politika hayata geçiriliyor mu ve bu politika yani başarıya ulaşmış bir şey mi? Yani bu da
yine karmaşık bir mesele. Yani Koreis hakkındaki yanlış yorumların da çokça kol gezdiği bir konuyla temas halinde. Yani Türkçe kelimeler, yani Yunanca nasıl bir Yunanca olmalıdır sorusu. Yine 18. yüzyılın ortalarına kadar giden bir tartışma tabii de. Bu dil içerisindeki yabancı unsurlara olan yaklaşım nasıldı? O açıdan bakacak olursak çokça belki şey underrated diyebileceğimiz bir başka Rum alimi var. Fener bürokrasisinde çokça hizmet vermiş bir kişi. Böyle isimler böyle karışıyor, hepsi de K ile başlıyor. Bu da Katarsis ismini taşıyor. Onun çok çok önemli bir gözlemi var. Hatta bu gözlemi bu Yunan dili üzerine herhalde yaşayan en önemli uzman diyebileceğimiz Peter McRitch çok güzel ifade ediyor. Noam Chomsky'yi tanımadan yüzyıllar önce şunları söylemiştir diyor. Yani bir kelimeyi, bir şeyi ifade ederken kullandığım kelimenin hiçbir anlamı yok. Yani ben bu kelimeyi gerekiyorsa Türkçe gibi bir şeyle, bir kelimeyle de ifade ederim. Ama benim için önemli olan o kavrama erişmektir diyor. Bu çok çok yani o tartışmalar içerisinde benim önemsediğim bir şey. Ve genel olarak da Yunanca'nın nasıl olması gerektiğine dair tartışmalar 1970'ler 80'lere kadar bu çerçevede devam edecek. Yani dilin şeyi, fonksiyonu nedir? Yani dilin fonksiyonu bir araç mı? Yani işte mesela 18. yüzyıldaki Rum alimlerinin düşündüğü gibi batıdaki yeni bilgiye erişmenin bir aracı mı? Yoksa bambaşka bir şey mi? Tabii o açıdan yani çok zor bir durumu var Yunanca'nın. Çünkü antik Yunan hem dil olarak hem medeniyet olarak Avrupa'da çokça önemsenen, takdir gören bir şey. Dolayısıyla biz yani felsefe yapacaksak antik Yunanca ile yapalım, diğer bütün etkilerden arındıralım dilimizi diyenler de bir açıdan haklı gerekçelere sahip. Ama katarsis gibi bazı kişilerde yani hayır, önemli olan biz neyi ifade edeceğiz onu bilmemiz diyor. Hatta yani Rum gençlerinin nasıl eğitim görmesi gerektiğine dair yazdığı bir yazıda işte Yunanca'ya ek olarak, yani antik Yunanca'ya ek olarak Fransızca ve Türkçe'yi çok iyi bilmeleri gerekir falan diye söylüyor. Hatta işte Türkçe bir mektubu okuyabilmeli, bir ahlak risalesini okuyabilmeli falan diye böyle ayrıntılara da girdiği bir metin var. Bir de orta yolcular var. İşte Koreis gibi, Nisyolax gibi. Onlar da diyorlar ki bizim antik Yunan'la olan ilişkiyi tesis etmemiz lazım. Ama bu ilişki nasıl tesis edilecek? Yani Avrupalılara yaranacağız diye mesela tırnak içerisinde antik Yunanca'yı mı kullanacağız? Yani işte Yunan medeniyeti zaten çöküntü içerisinde ama bakın antik Yunan'ı feyiz aldılar, yeni bir medeniyet inşa ediyorlar gibi mi? Yoksa başka bir şekilde mi? Koreis başka bir şekilde olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü yani antik Yunan'ı diriltmek mümkün değil. Benzer şekilde antik Yunanca'yı da diriltmek mümkün değil. Çünkü artık yaşamayan bir dilden bahsediyoruz. Ama diyor o aradaki şeyi, bağı tesis etmemiz gerekiyor. O bağı tesis etmek için de dilin işte farklı barbarizmlerden arındırılması gerekiyor. Nasıl olacak? İşte yani Koreis'in rakibi Kodrikas diyor ki antik Yunanca'dakini bulalım, işte dilimizde onu kullanalım. Mesela şey için bir kelime üzerinden anlatacağım. Bu çokça zikredilen bir örnek. Bence çok açıklayıcı. Balık kelimesi için yani ne kullanacağız? İşte Kodrikas diyor ki modern Yunanca'da, o zaman kullanılan Yunanca'da ki balık kelimesi psari. Psari'nin yerine antik Yunanca'dan ichthys kelimesini alalım, kullanalım diyor. Koreis diyor ki yani hayır, bizim amacımız antik Yunan'ı diriltmek değil, bizatihi bizim antik Yunan'ın torunları olduğumuzu ispat etmek. Onun için de dili saflaştırmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Psari'nin kökünü bulmaya çalışacağız. Nitekim arıyor ve işte Opsarion kelimesinden geldiğini buluyor. İşte Opsarion söylene Psari olmuş. Opsarion'u kullanıyor. Yani bu tarz tartışmalar var. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde kesinlikle bir Yunan dil milliyetçiliği oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve bunun içerisinde işte dildeki yabancı kelimelerin atılması gibi
şeyler, projeler var. Yani bu genelde Kore ise atfedilen bir proje. Ben öyle olmadığını düşünen kişiler arasındayım. İşte özellikle Türkçe'ye karşı bir yaklaşım olduğu çok da söyleniyor. Yani ben Türkçe çalıştığını bulduğum bir şey, onu iddia ettiğim bir yazmasını buldum kişisel arşivinde mesela. Yani genel olarak negatif olmayan bir yaklaşımı var. Tabii ki her dilci gibi yabancı etkilere açık değil. Yani Katarsis gibi açık değil yabancı dillerden gelen etkilere. Ama bunu siyasi bir angajmanla yaptığını söyleyecek bir argümanı ben çok az sayıda bulabildim. Dolayısıyla Türkçe de onun için yani referans alınması gereken dillerden bir tanesiydi. Dille alakalı müsaadenizle birkaç şey daha açmak istiyorum. Temel kaygı eğitim. Yani temel kaygı ya felsefe diyorlar ama felsefeden kasıt yani eğitimle alakalı her şey. Bunun için de bir standart bir dile ihtiyaç olduğu yönünde bir kanaat var. Nitekim Avrupa'da da öyle olmuştu bu vernacular dillerin ön plana çıkmasıyla. Ya bunu böyle çok daha derin antik Yunan'da bağı oluşturmak gibi tartışmalara girmeksizin yapmaya çalışan kişiler de var. Bunlar mesela devlet kurulduktan kısa süre sonra işte 1830'larda dile getiriyorlar. Mesela bir tanesi Babil diye bir eser kaleme alıyor. Bizantios diye bir alim. Bir tiyatro eseri bu. Ve bu tiyatro eserinde işte Yunan diye tanımladığı insan tipleri var. İşte Sakızlı var, İstanbullu var, Kayserili var. Entelektüel açıdan işte çok iyi eğitim almış, dili tamamen klasikleştirmeye çalışan bir kişi var. Yarı İtalyanca, yarı Yunanca konuşan bir İonyalı bir kişi var. Bambaşka bir Yunanca ile konuşan bir Giritli var. Bu insanlar Yunanistan'ın kurulduğunu haber alıyorlar. Ve bir kutlama için bir araya geliyorlar ama bir şekilde birbirlerini anlayamıyorlar. Tamamen bunun üzerine kurulmuş bir hikayesi var. Mesela kullandıkları kelimelere bakacak olursak, mesela nargile içecekler, Kayserilik tibuki diyor, çubuk kelimesinden. Ama antik Yunanca'yı tercih eden, işte alim diye çevirebileceğimiz kişi, kapno siringa kelimesini kullanıyor. Kapno işte içmek demek, siringa da kamış demek. Böyle şey, bileşik kelimelerle daha çok konuşuyor ve antik Yunanca'dan gelmiş kelimelerle. Ya da işte haberleri okuyacaklar, gazeteyi açıyorlar. İşte Kayserili havadisya diyor, işte havadisler, Yunancalaştırılmış hali. Ama işte İtalyanca'ya daha yatkın şeyleri konuşan kişi mandata diyor falan. Hatta hikayenin sonunda bu yüzden kavga çıkıyor. Çünkü Giritli işte kaba saba resmedilmiş bir Arnavut karakterle konuşurken işte Arnavut'un Girit'e gittiğini öğreniyor. Aa diyor, bizim oradaki kuradyamızdan yedin mi diyor. Kuradya Girit Yunancasında kuzu demek ama Yunancanın diğer formlarında dışkı demek. Arnavut da pistolünü çekip yaralıyor. Sonra olayı çözmek için gelen İonyalı işte yarı İtalyanca, yarı Yunanca konuşuyor. Hiç kimseyi anlamayıp hepsini hapse atıyor falan. Böyle bir hikaye. Yani o zamanda çokça böyle tartışılan, yani dilin standartlaştırılmasına yönelik eleştirileri içeren bir oyun. Dolayısıyla dilin, ya bir de bu standartlaşmaya yönelik bir şeyi var. Ama fiiliyatta ne olacak? Fiiliyatta devletin de desteğiyle bu saflaşan Yunanca diyebileceğimiz, o şekilde çevirebileceğimiz bir dil kullanılacak. Fiiliyatta antik Yunanca'dan alınmış işte birçok bileşik kelimeden oluşan yeni bir kelime havuzu oluşacak. Gramatik olarak da antik Yunanca'nın unsurlarını mümkün olduğunca kullanan bir dil olacak. İşin ilginç tarafı bu, yani Koreis'e atfedilen bir şey ama Koreis yani çok daha az radikal diyebileceğimiz şeyler önermişti. Ama yani Koreizm adına Yunan dili gitgide, yani yazılı dil gitgide farklılaşacak ve diglosya dediğimiz çift dillilik durumu ortaya çıkacak. Bu yani
şeyde yani fiiliyatta devletin dili olacak. Yazılı metinler o şekilde yazılacak. 20. yüzyılın başlarından itibaren artık hukuki olarak devletin dili olacak. Ta ki 1970'lere kadar. Yunanistan'da işte Metaksas döneminde ya da Albaylar Cuntası döneminde tamamen bu dille yazılması yönünde müthiş bir kararlılık söz konusu ve bu diktat rejimlerine karşı oluşan mesela sol hareketler artık halk Yunancasını daha fazla önemser hale gelecekler. Nitekim bu Albaylar Cuntası işte Kıbrıs'taki fiyaskodan sonra kendini feshedecek. İktidarı bu sefer sivil otoriteye gönüllü bir şekilde verecekler. Karamanlis partiden gelmesine rağmen ve işte Türkiye ile savaştan kaçınmak, işte Kıbrıs'taki meseleyi çözmek gibi önemli ajanda maddeleri olmasına rağmen iktidarın ikinci yılında işte anayasaya yeni bir madde ekleyecek ve Yunan halkı, Yunan milletinin dili halk Yunancasıdır maddesiyle bu şeyi değiştirecek ve Yunanistan'daki bu çift dillilik ortadan kalkacak. İşte ondan yaklaşık bir 8 yıl sonra da bu sefer PASOK iktidara geldiğinde, sol iktidara geldiğinde onlar da Yunanca'daki polifonik şeyi ortadan kaldırarak bu kökleri Korais'e kadar giden hareketin sorunu getirecekler. Hocam dinden konuştuk, dilden konuştuk. Herhalde Yunan kimliği, modern Yunan kimliğinden bahsederken bir de tarihe bakışlarından konuşmamız lazım. Antik Yunan'la olan ilişkilerinden, yani kurulmaya çalışan ilişkilerden biraz bahsettiniz. Şimdi antik Yunan, Batı'nın kendi kimliği, kendi kavramsallaştırması açısından çok önemli bir şey. Batı'ya giden Yunan diasporasından öğrenciler, entelektüeller bu fikirlerle karşılaşıyor. Yani o günkü Yunanların, 18-19. Asırdaki Yunanların, Rumların, antik Yunanların çocuğu olduğu fikri tam olarak ne zaman ortaya çıktı? Bunun organik kökenleri var mıydı? Yani Rum toplumunun içinden gelen kökenleri var mıydı? Yoksa Avrupa'nın o kendi algısından, aydınlanma algısından, kendi Avrupa medeniyeti fikrinden tamamen ihraç olarak mı geldi ve bu fikir ne zaman artık bir dominant hale, baskın bir hale geldi modern Yunan kimliğini tanımlamak açısından? Bu çok güzel bir soru. Bence cevap yani her ikisi de. Yani Yunanistan'da bunu işte sadece bir Avrupa'dan ihraç bir durum olarak niteleyenler var. Yani Yunan tarihinin bence en karmaşık meselelerinden bir tanesi antikite ile olan ilişki. Yani bir taraftan evet yani bütün Avrupa'nın saygı duyduğu bir medeniyetin torunlarıyız demek yani işte hiçbir komşusunda mesela nasip olmamış bir şey. Ama bir taraftan da bu aynı zamanda özgün bir Yunan kültürü inşa etmenin de önünde bir engel. Yani işte en basit örneği işte Parthenon'un mermerleri işte British Museum'da yer alıyor. Yani evrensel dünya kültürünün bir parçası olarak orada mı kalacak yoksa Yunan kültürünün bir parçası olarak Yunanistan'da mı kalacak? İşte az önce işte Karamanlis ve Papandreou iktidarlarından bahsettim. Onların dille kurduğu ilişki. Mesela Yunanistan'ın kültürel olarak nerede durduğuna dair tartışmalara da yansıyor. Mesela işte Karamanlis diyor ki yani o parti propagandası içerisinde yani Yunanistan batıya aittir diyor. Ama PASOK geldiğinde diyor ki hayır Yunanistan Yunanlara aittir. Ve mesela PASOK iktidarının kültür bakanı Melina Mercouri bunun için yani bu Parthenon mermerlerinin Atina'ya iade edilmesi için müthiş bir başlatıyor. Propaganda başlatıyor. Dolayısıyla yani antik Yunan üzerinden kendini tanımlamak bir boyutuyla yani kendi özgün Yunan medeniyetinin bir parçası ama bir boyutuyla da Avrupa'yla bir ilişkisi söz konusu. Bunu keza Korais'te de görüyoruz. Mesela Korais işte Yunanistan için tabii Hellas kelimesini kullanıyor ama Yunan için yani Rum anlamına gelen Romeos kelimesi yerine Romeos kelimesi yerine diyor ki Grekos kelimesini kullanmalıyız. Çünkü bizi Avrupa'da Grek diye biliyorlar. Dolayısıyla kendinizi nasıl tanımladığınız bir boyutuyla dışarıdan nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi hem kendinizi hem dışarıya nasıl tanımlayacaksınız sorusunu beraberinde getiriyor. Bence birbirleriyle çok bağlantılı iki temel mesele. Ve yani Yunan tarihindeki temel kriz sebepleri arasında da bunu sayabiliriz. Yani
hem Avrupa ya da işte Batı medeniyeti üzerinde prestijli bir konum inşa etmek, hem de kendine özgün bir medeniyet inşa etmek. Antik Yunan'a dair Osmanlı döneminde neler biliniyordu? Tabii yani kilisenin domine ettiği bir şey vardı ama kilise tamamen Antik Yunan'dan kopmuş bir kurum değil. Yani onu mutlaka ki hesaba katmak lazım. Ama şeyle beraber, yani aydınlanmayla beraber, daha sonra isyancılar da bunu yapacaklar keza. İşte mesela isyan başladıktan kısa bir süre sonra Filhelen cemiyetlere, Avrupa'daki Filhelen cemiyetlere mektuplar gönderecekler. İşte Spartalılar tekrar isyan ettiler falan diye. Yani Antik Yunan'a bir referans şeyi her zaman devam edecek. Yunanistan'da da yani hem sağ hem sol tandanslı hareketler bir şekilde Antik Yunan'la ilişki kurmak durumunda oldular. İşte mesela Metaksas mutlaka ki Katarevusa'yla, işte o saflaşmış Yunanca'yla yazmak gerekiyor diyordu. Üçüncü Yunan medeniyetini inşa etmekten bahsediyordu. İşte birincisi Antik Yunan, ikincisi Bizans, üçüncüsü de işte bizim inşa edeceğimiz medeniyet diyordu. Tabii öyle olmadı. İşte Richard Klug'un ifadesiyle bu hareket İtalyan faşizminden de, Alman nazizminden de, yani bir dinamizmden yoksun olması sebebiyle ayrışıyordu. Benzer şeyler tabii Albaylar Cuntası döneminde de tekrar etti. Onlar da Antik Yunan'la ilişkiyi oldukça önemsiyorlardı. Ama Antik Yunan ve Bizans, özellikle de Ortodoksluk, temelde örtüştüğü kadar aynı zamanda çatışan da tarihi dönemler. Bu da Yunan tarihinin sürekliliği açısından bir sorun teşkil ediyor. İşte yani ilk şeylerde görüyoruz bunu, Korais. Yani Bizans dönemini adeta Osmanlı döneminden farksız anlatır. Çünkü Antik Yunan'ın çöküşünü açıkladığı şeylerden bir tanesi, dönemlerden bir tanesi Bizans dönemidir. Ve bunu dil üzerinden de açıklar mesela, işte bu infinitive form Bizans döneminde ortadan kalktılar. Yani işte her şey, bütün sorunlar orada başlamış gibi. Dolayısıyla bu ikisi nasıl şey yapabilir, örtüşebilir? Osmanlı kısmına hiç girmiyorum, o bambaşka bir hikaye. Belki sonlara doğru onu da tartışabiliriz. Bu ikisini bağdaştırmaya, Antik Yunan'ı ve Bizans'ı, özellikle de Ortodoksluğu bağdaştırmaya yönelik ilk çabaları doğrudan Yunan siyasi tarihi içerisinde bulabiliriz. 1843 yılında Yunan Kralı Otto anayasa ilan etti. Ve bu anayasa beraberinde başka krizleri getirdi. O döneme kadar mesela şeydi, artık isyanı örgütleyen, bu uğurda savaşan kişiler kendilerini iktidarın dışında buldular. Çünkü Otto beraberinde 3500 kişilik bir bürokrasiyle gelmişti. Yeni devleti bu geçiş döneminde idame ettirmek adına. Ve şeyler, yani doğrudan savaşan kişiler iktidarın dışına itildi. 1843'te Otto'yu anayasayı ilan etmeye zorladılar. İşte kansız darbe dedikleri şeyle, olayla. Ve bu anayasada üçüncü madde çokça tartışmaya sebep oldu. Çünkü kimin Yunan olacağına dair temel bir şey taşıyordu. Temel bir kıstas taşıyordu. Ve insanları otokton ve heterokton diye ikiye ayırmıştı. Otoktonlar doğrudan Yunan krallığının sınırları içerisinde doğmuş kişiler. Heteroktonlar da dışarıdan gelenler. Bir nevi bir iktidar alanı oluşturdu bu. İktidar mücadelesi alanı oluşturdu. Heteroktonlar tabii yani en başta mesela Fenerliler gibi yani daha elit ama Yunan isyanına da Yunan isyanında aslında karşı olduğu belki grupları da barındırıyordu. Dahası işte Korais gibi cumhuriyetçi fikirlere sahip kişilerin böyle en istemediği tarzda insanlardı. Ve burada çok önemli bir Yunan siyasetçi, işte başbakanlıkta yapacak, Ioannis Koletis Megalida dediğimiz fikri ortaya attı. Megalida'yı biz Türkçe literatürde yani daha yavan bir yayılmacılık olarak görüyoruz ama doğrudan Yunan tarihinin hem siyasi hem entelektüel boyutlarını da anlamak açısından çok önemli bir kavram. Fiiliyatta şunu söyledi Koletis. İşte
bugünkü Yunan Krallığı, Yunanistan'ın, Yunanların yaşadığı çok küçük bir bölgedir. Yunanların çok azını kapsar ve Yunan dünyasının en fakir bölgesidir. Bizim iki başkentimiz vardır. Bir tanesi Atina, Yunan Krallığı'nın başkenti. Diğeri de bütün Yunanların işte sevinci ve ümidi olan büyük başkentimiz Konstantinopolis. Burada amaçladığı şey şuydu, yani köken olarak Vlahtı bu arada Koletis. Köken olarak öyle olması sebebiyle sistemin dışladığı kişilerden bir tanesiydi. Yani Yunan devletine herhalde 19. yüzyıl boyunca temel bir siyasi eksen çizen hareket bu oldu. Yunan devletin genişlemesi, ama bunu yaparken dışarıdaki tırnak içerisinde esaret altındaki Yunanları tekrardan Yunanlaştırmak. Hatta işte bu Tesalya'ya asker çıkardıkları zaman, yani biz buraları ele geçirip Yunanlaştırmazsak işte Bulgarlar Bulgarlaştıracak gibi kaygılar taşıyorlardı. İşin tarihçiler açısından da şöyle bir boyutu var. Yunan tarihini hem antik Yunan'ı hem de Bizans'ı birbiriyle örtüşür bir şekilde açıklayan ilk Yunan tarihçisi Konstantinos Paparigopoulos. Bu Koletis'in himayesinde çalışan bir tarihçi. Nitekim kendisi de bir heterokton, işte İstanbul'da doğmuş bir kişi. Dolayısıyla Yunan tarihine Bizans'ın dahil edilmesi beraberinde doğrudan, yani Yunan nedir sorusunun da çok merkezi olarak tartışıldığı bir soru. Tabii bir Hristiyan ve Bizans Müzesi'nin kurulması için 20. yüzyılı bekleyeceğiz, ama yani devlet politikası olarak Hristiyanlığın benimsenmesi, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin kurulması, Bizans tarihinin, Yunan tarihinin entegre bir parçası olarak inşa edilmesi beraberinde bu otokton heterokton ayrımının da bir yansıması olarak okunabilir. Hocam, son olarak biraz değindiniz gerçekten, yani benim son sorum olarak. Osmanlı ve Türk, bu Yunan fikrinin doğumunda Osmanlı ve Türk imgesi hakkında veya bunun tarihsel gelişimi hakkında biraz konuşabilir miyiz? Örneğin Kosrae'de dahi bazı Türkçe kelimeler işte barbarlık olarak görülüyor, hepsi olmasa dahi. İşte Osmanlı bir sanki çağdaş Yunan imge olarak, çağdaş Yunan neyse onun tam karşıtı olarak bir görme halde mevcut, özellikle Yunan aydınlanmasında. Bu daha sonradan hani değişen bir şey mi, yoksa yani şeyi okuduğumda zaman ben çok şaşırmıştım. İşte Kazancakis'in Zorba dışındaki bazı kitaplarını okuduğu zaman, ki Kazancakis hani görece ilerici bir yazardır. Onda dahi bir Türk imgesi, işte Osmanlı askeri imgesi, o Girit'teki Osmanlı askerleri. Yani sanki böyle 14. yüzyıldan 15. yüzyıldan çıkma kaba savaş, işte Yeniçeri imgesiyle özdeşleştiriliyor. Yani bu bir Türk imgesi ya da işte barbar ya da işte kötücül Türk imgesi Yunan tarihi anlatımında değişen bir olgu mu, yoksa devamlı hani pompalanan bir şey mi, bu konuda neler dersiniz? Yani en başta, yani Türk derken neyi kastettikleriyle çok alakalı bir soru. Yani ağırlıklı olarak Osmanlı idaresini kastediyorlar tabii. O da işte aydınlanmacı bir bakış açısından yaklaşıldığında yani Avrupa monarşilerinden belki farksız artık bu dünyaya ait olmayan bir yapı. En temelde yani bir monarşi olması büyük bir sorun. Yani tabii milliyetçi çevreler içerisinde özellikle işte aydınlanmadan bahsediyoruz, ama romantizmle beraber işte bu kötü Türk şeyi, işte bütün her şeyin, bütün her sorunun merkezinde yer alan Türk imgesi tabii beraberinde devam ediyor. Bir de tabii Yunanistan küçük bir krallık olarak kuruldu. Yani Mora Yarımadası, yani Koletis'in de dediği gibi yani çok geri kalmış bir bölgeydi. İşte en çok Yunan'ın yaşadığı büyük şehirler, işte Yanya, Selanik, İstanbul, İzmir gibi şehirler, yani Yunan devletinin sınırları içerisinde uzunca bir süre olmadılar. Bazıları hiç olmadı. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde, Megalidia'nın da sunduğu çerçevede bir Osmanlı karşıtlığı ve Osmanlı'yı her daim gündemde tutma şeyi çok açık bir şekilde var. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Balkan savaşlarıyla zaten iş iyice çığırından çıkacak. İşte peşinden Dünya Savaşı, peşinden
Anadolu'ya asker çıkarmaları. Dahası yani işte artık iki devlet arasında Lozan'dan sonra kurulan şeye yani birçok sorun eklenecek, işte 6-7 Eylül olayları, en son Kıbrıs meselesi olmak üzere. Yani ben de Yunanistan'da yaşadığımda açıkçası şaşırmıştım yani Türkiye'nin bu kadar çok gündem olmasına, ama yani şeyi de anlayabiliyorum. Yani Yunanistan küçük bir ülke, işte yanında Türkiye gibi, işte zamanında Osmanlı gibi çok büyük bir ülke vardı, çok daha güçlü bir ülke vardı. Dolayısıyla buraları çok yakından takip etmeleri, gündeminin çok merkezinde olması, bazen işte korkuyla beraber inşa edilen argümanlar olması çokça anlaşılır bir durum aslında. Bu sadece olumsuz manada da cereyan etmiyor bu arada. Onu da hesaba katmak gerekir. Mesela ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra Yunanistan'da bir darbe oluyor. Çünkü diyorlar ki yani işte Osmanlılar anayasayı ilan etti. Biz ta ne zaman kendi devletimizi kurduk, hala anayasal bir düzene geçemedik. Sürekli iktidarımız işte ya kral tarafından şey oluyor, engelleniyor yeri geldiğinde, ya da işte demokrasi şeyini inşa edemiyoruz. İşte bizim yapamadığımızı Osmanlılar yapacak, çünkü artık bakın Osmanlı topraklarındaki Yunanlılar, Rumlar geleceklerini orada görmeye başladılar. Dolayısıyla yani Osmanlı imgesi her zaman da olumsuz değil. Onu da akılda tutmak gerekir diye düşünüyorum. Hocam şeyden bahsederken, 18. asırdaki isyanlara Patrikhane'nin destek vermediğinden bahsederken, Patrikhane'nin bir şey dili kullandığını söylemiştiniz. İşte köhne Bizans'ın yerini aldı. Osmanlı bu bizim için aslında bir lütuftu gibi bir anlayış vardı. Bu anlayış peki yani Yunanistan'ın 19. 20. asır, hatta 21. asırda yani Osmanlı geçmişini tekrardan düşünmek isteyen bir ekol Yunanistan içinden hiç çıktı mı? Yani Osmanlı dönemi bizim bu milli kimliğimizde, milli ideolojimizde yerleşen şekliyle tamamen bir baskı, zorbalık dönemi değildi. Aslında daha farklı bir dönemdi. Yaklaşımı yani genele yayıldığını zannetmiyorum ama bunu savunan bir grup ortaya çıktı mı Yunanistan'da hiç bağımsızlık sonrasında? Yani bağımsızlık sonrasında yani en başta tabii Patrik'in idam edilmesi hadisesi var. O çok enteresan. Bu Patrik işte Grigorios zamanında İzmir metropolitiydi. İzmir başpiskoposuydu daha doğrusu. İşte Koreis de İzmirli malum. İşte Paris'ten işte İzmir'deki arkadaşlarla yazışırken yani çok da Patrik'ten hoşnut olmadıklarını, metropolitten, başpiskopos'tan hoşnut olmadıklarını ifade ederler. İşte İzmir'in küçük papası falan diye hatta biraz şey yapar, bahseder Koreis ondan. Tabii isyana karşıydı. İsyanı lanetledi sonrasında. Ama tabii milliyetçilik, işte romantizm, bunlar gerçekten dünyanın yeni yeni tanıştığı fikirler. İşte Avrupa dışında bir milli hareketin başarıya ulaştığı ilk yer Yunanistan olacak. Birçok açıdan da bir laboratuvar görevi görüyor. Tabii Patrik'in asılması Osmanlı idaresi açısından, işte yani Rumların önderi olduğu için o asıldı gibi yorumlandı. Ama Yunan milliyetçileri açısından öyle olmadı. Çünkü işte Patrik asıldıktan sonra işte bir cenaze merasimi düzenlenmedi. İşte denize fırlatıldı. Sonra işte Rum gemiciler alıp Odessa'ya götürdüler. Odessa'da her ne kadar isyancıları lanetlemiş bir Patrik'ten bahsediyorsak da orada bir cenaze merasimi düzenlendi ve Yunan bağımsızlık mücadelesinin sembol figürlerinden biri haline geldi. Dolayısıyla böyle keskin dönüşümlerin de yaşandığı, çok rahatlıkla yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Kilise üzerinden şey, yani ilk başlarda tabii Osmanlı idaresiyle işbirliği yapmış bir kilise imgesi vardı. O amaçla Atina başpiskoposu ayrı bir kilise olarak inşa edildi diyoruz. Ama bir taraftan da halkı bir arada tutabilecek en temel şeylerden bir tanesi de din. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta artık kilise de bir nevi, yani kilisenin tarihi de bir nevi millileştirilmeye başlandı. Yani işte Osmanlı döneminde İstanbul'da yazılmış kilise tarihi kitaplarında, yani Ortodoks Kilisesi'nin tarihi gibi kitaplar görürken, biz yavaş yavaş Helen Ortodoks Kilisesi'nin tarihi gibi kitaplar görmeye başlıyoruz.
Dolayısıyla kilisenin tarihi de bir nevi millileştirilmeye başlandı bu dönemde. Yunan milli hareketinin bir parçası olarak görüldü. Hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında bu işte gizli okul miti dediğimiz efsane ortaya çıktı. İşte Osmanlı idaresi Yunanca'nın öğretilmesine bile karşıydı ama kilise sayesinde işte kilise papazları yeri geldiğinde mağaralarda eğitim vererek işte Yunanca'yı korudular. Yani böyle milleti, tırnak içerisinde milleti yok eden değil de milleti koruyan bir kilise imgesi inşa edildi. Tabii bu yani devletten azade bir şekilde anlatıldı. Yani bunun ben eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten bir Osmanlı kurumu 18. yüzyıl itibariyle Ortodoks Kilisesi. Zaten bu sebeple milliyetçilik hareketlerin büyük bir çoğunluğu işte Yunan milliyetçiliğinden başlamak üzere Balkan milliyetçiliklerini ve hatta bazı Arap milliyetçiliklerini dahil edecek şekilde bu Osmanlı düzenine karşı da isyan ettiler. Yani kiliseyi de dahil ederek söylüyorum. Bu Osmanlı düzenine isyan ettiler. Bunun Osmanlı geçmişiyle ilişkisi bir başka soru. Bugün yani Yunanistan'daki bazı kurumlar Osmanlı tarihçiliğinin en hareketli kurumları. İşte Girit Üniversitesi bunun başında gelir. Hatta Mihail Ursinus'un bir yazısı vardı. The Success of Crete diye. Girit Üniversitesi gerçekten Yunanistan'da Osmanlı çalışmalarının tesis edilmesi adına çok önemli şeyler yaptı. Geçtiğimiz yıllarda da birçok fon alındı. Avrupa Birliği fonları. O fonlarla Yunan araştırmacılara ek olarak Türkiye'den, Avrupa'dan araştırmacılar oraya gittiler. Ve yani çalıştıkları konular da işte yani Osmanlı-Rum ilişkileri falan gibi konular değil de yani işte Yeniçerilik tarihi falan gibi yani daha böyle daha Osmanlı tarihçiliğinin tırnak içerisinde daha merkezi meseleleri olarak görebileceğimiz konular. İşte bir başka araştırmacı Osmanlı'da işte büyü vesaire o gibi konular üzerine çalışıyor ve araştırmacıları bir araya getiriyor. Bu tabii bir yerde kamuoyunu da etkiliyor. Yani ben yıllar önce Girit'te bir konferansa, bir Osmanlı Çalışmaları Konferansı'na gitmiştim. Yani şehrin silüetine de katkıda bulunacak bir etkisi olduğunu orada hissetmiştim. Mesela bazı camilerin, Osmanlı camilerinin restore edilmesi falan yani üniversiteyle işbirliği halinde yapılıyordu. Ama tabii bütün topluma yayıldığını söylemek herhalde güç olsa gerek. Bunu da mesela Atina Üniversitesi gibi, Selanik Üniversitesi gibi çok daha köklü üniversitelerde yapmak da herhalde biraz daha zor. Onu söyleyebilirim. Girit bir istisna mı bu anlamda hocam? Ya Girit en iyi istisna ama tek bir istisna değil. Yani başka örnekler de var. Yani Türkiye'de eğitim almış, Avrupa'da, Amerika'da eğitim almış Osmanlı tarihçileri Yunanistan'ın farklı üniversitelerinde çalışıyorlar. Sanırım şeyde de Atina'da da Turkish Studies programı var değil mi? Yani şey galiba daha çok modern Türkiye veya modern Türk tarih üzerine çalışıyorlar ama yani Atina'da da böyle bir bölümün olması. Var tabii hatta yani şey. Oradaki hocalardan bir tanesinin doktorası şey yüksek lisansı Bilkent Üniversitesi tarih bölümünden. Ama daha güncel meselelerle ilgileniyorlar. Daha böyle tırnak içerisinde bir işe yararlılık iddiası da olan eğitim programları onlar. Ama yani Girit öyle değil. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben şey sormak istiyorum. Şimdi en başta aydınlanma modernite öncesi bir Rum kimliğinden biraz bahsettik. Yani ben de sormaya çalıştım. Benim merak ettiğim bir konu yani Yunanistan kavramı ortaya çıkıyor. Yani bir kısım insanlar Yunan oluyor. İşte Karamanlılar Yunan oluyor. Ama işte Yunanistan'ın bugünkü Yunanistan'ın kuzeyindeki Arnavutça konuşan bazıları Yunan oluyor. Ama Makedonya'daki kesim işte Makedonya konuşan Slav kökenliler Yunan olmuyor. Yani bu kimin Yunan olacağı neye göre bir belirlendi? O Yunan kimliğine nasıl dahil edildi? Ve anladığım kadarıyla da şeyde de yani Yunanistan'ın içinde de bu bölgesellikten kaynaklı hem dışarıdan gelen bu sizin otokton heterokton mu demiştiniz? Hem o ayrımdan kaynaklı yani bir taraftan işte Trabzon ve Avanesi Pontus dedikleri Rumlar kendi kimliklerini getiriyor. Bir taraftan işte Anadolu'dan gelenler var. Yani Yunan kimliğine kimin dahil olacağı, kimin dahil olmayacağı ya konjektürel bir şekilde mi belirleniyor yoksa bunun parametrelerin, tarihi parametreleri nasıl baktığımızda
Ve daha sonra Yunanistan oluştuktan sonra, hatta bağımsızlık değil de yani işte şeyden de sonra diyelim, Anadolu'dan Rumların gitmesinden de sonra, bu farklı kimlikler çatışma ortamı bir bölgeselci anlamda veya işte değişik anlamlarda bir kimlik çatışmasına da yol açıyor mu Yunanistan içerisinde? Mutlaka ki. Bununla alakalı beni her seferinde hatırladığımda gülümseten bir anekdot anlatmak istiyorum. Bana Yunanlı bir Osmanlı tarihçisi meslektaşımın anlattığı bir şey. Makedonyalı o da. İşte ilkokuldayken işte öğretmenimiz anlatıyordu. İşte 1821'de işte atalarımız Osmanlı idaresine karşı isyan ettiler ve bağımsızlıklarını kazandılar. Senin ataların değil, seninkiler çok katılmadı isyana diye. Yani bir hiyerarşi durumu mutlaka ki oluşuyor. Bunun konjonktürel boyutları da var. Ama bir taraftan da yani Yunanistan neresidir, kim Yunan'dır sorusuna verecek cevabında yani karmaşıklığıyla da bağlantılı bir boyutu var. Yunanistan kurulmadan önce yani işte bu aydınlanma hareketinin Rum dünyasındaki temsilcileri tabii yani Yunan kimdir, işte Yunanca nasıl bir dildir gibi soruları düşünürken bir taraftan da Yunanistan neresidir sorusunu da düşünüyorlar. Bazen çok açık bir şekilde tanımlamıyorlar ama yani bir Hellas olduğuna dair bir kanı var. Bazıları bunu çok geniş tanımlıyor. Mesela bugün çok bahsetmediğimiz ama bu 1797'deki isyanda öldürülen Yunan Milli Hareketi'nin de böyle sembol kişilerinden bir tanesi olacak olan Rigas Velestinis'i de görüyoruz. Rigas Velestinis köken olarak o da Vlah bu arada. Helenleşmiş bir Vlah. Aydınlanma fikirlerini çok yakından takip ediyor. Birkaç yıl arayla bazı aydınlanma eserlerini Yunanca'ya çeviriyor. Hayatının o da önemli bir kısmını Osmanlı ve Avrupa dünyaları arasında mektup okuyarak geçiriyor. Nitekim en kalabalık Yunan diaspora şeylerinden, cemaatlerinden birini barındıran Viyana'da artık isyanını şey yapacak, tetikleyecek harekete önderlik edebilecek derecede bir aksiyon adamı kendisi aynı zamanda. Viyana'dayken iki önemli eser kalemi alıyor. Daha doğrusu basıyor bu eserleri. Bir tanesi bir savaş şarkısı. İnsanları savaşa davet eden. Bir tanesi de bir anayasa metni. Yeni kurulacak olan Yunan Devleti'nin anayasası metni. Bu iki metinde bu kişinin Yunanistan'dan neyi anladığına dair bir ipucu veriyor. Anayasa metni mesela içerisinde Helen kelimesini taşıyor. Hatta işte bir Helen Cumhuriyeti diye öngörüyor yine devleti. Ama Hellas kelimesini başlıkta en azından kullanmıyor. Başlıkta o çok enteresan. Anadolu, yani Küçük Asya daha doğrusu, Rumeli, Adalar ve Eflak Boğdan da yaşayan insanların anayasası diye adlandırıyor. İçinde Yunanistan yok, Rumeli'nin içerisinde yer alıyor. Savaş şarkısı eserinde de mesela isyana destek verecek kişiler arasında Vidin'deki Ayan Pazvantoğlu Osman'ı sayıyor. Yani Pazvantoğlu Osman, sen de artık işte isyana destek ver, Osmanlı'ya karşı isyan edelim tarzında birkaç dizesi var. Kişisel bir ilişkileri olduğuna dair de bir şey var. Dolayısıyla Yunanistan'ı, yani yeni kurulacak devleti böylesine çok geniş sınırlar içerisinde tanımlayan bir şey var, bir yapı var. Bazıları da çok daha dar manada bir Yunanistan tanımlıyor. Korais mesela tanımlamıyor Yunanistan'ı ama yazdıklarından Yunanistan'ın neresi olabileceğine dair bir fikir edinebiliyoruz. Ege'nin etrafı diye herhalde özetleyebiliriz bunu. Şeyi de İonya'yı da dahil edecek şekilde düşünelim. Yine bu dönemde yazılmış, yani isyandan bir süre önce 1800'lerin başlarında yazılmış bir anonim eser var. Lord Byron bunun bir nüshasını bir mektubunda kaleme alıp gönderiyor. Orada da mesela bir Yunanistan imgesi var bu eserde de.
Ama yani Yunanistan'dan nerenin kastedildiği çok açık değil. Yunanistan'dan genelde Hellas diye bahsediliyor. Hatta bu bahsettiğim anonim eserde Hellas kendisini Avrupalılara tanımlarken işte sizin Grekya dediğiniz Hellas'ın ben diye tanımlıyor mesela. O şekilde tanıtıyor. Yunanistan'ın neresi olduğu sorusu Yunan devleti kurulduktan sonra da tabii en temel şeylerden bir tanesi. İşte şeyle Koletis'in projesiyle beraber bir megali idea fikri takip ediliyor ama bir taraftan da işte hedef olarak İstanbul'u gösteriyor ama sınırlarının neresi olduğu orada da çok muğlak bir şekilde ifade ediliyor. Ve neticesinde Yunan devleti yayılacak, işte Anadolu'ya asker çıkarmaya kadar varacak işler. Ama bu yeni gelen insanların ve işte yeni katılan toprakların bir hiyerarşiye tabi tutulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yunanistan ilk kurulduğunda tabii başkent Nafplio'daydı şeyde Mora Yarımadası'nda. Otto geldikten sonra tabii müthiş bir filhelen kendisi. Başkenti Atina'ya taşıdılar. Bu aynı zamanda yeni bir gidişatında ilk şey örneklerinden bir tanesi, ilk işaretlerinden bir tanesi. Çünkü öngörülen şey medeniyet antik Yunan medeniyeti ve antik Yunan'ın Atina merkezli medeniyeti. Dolayısıyla diğer yerler bir şekilde kendisini Atina'ya göre tanımlamak durumunda kaldılar. Bu bazen büyük çatışmaları da beraberinde getirdi. En büyük çatışmanın herhalde mübadeleden sonra olduğunu söylemek pekala mümkün. Evvel dönemlerde de vardı tabii. İlk toprak kazanımını, krallık kurulduktan sonraki ilk toprak kazanımını İonya adalarıyla sağladı Yunanistan. Savaşsız bir şekilde oralar bir nevi çeyiz olarak hediye edildi yeni hanedana, Glücksburg hanedanına. Mora Yarımadası ile çok büyük karşıtlıklar, tezatlar içeren bir bölge burası. Çünkü Avrupa etkilerine en açık kısmı Yunanistan'ın. Buralara daha dağlık bölgelerde katılacak, işte Teselya içerisinde ya da işte Yanya gibi, Selanik gibi büyük şehirlerin katılmasıyla bambaşka bir şey ortaya çıkacak. Adalar keza çok farklı kültürel referanslara sahip yerler. Ama en büyüğü herhalde Anadolu'dan gelen ve artık topraklarını geride bırakmış insanların yaşadığı durum. Onlar kendilerini bir şekilde tesis edilmiş Yunan devletinin referans noktalarıyla tanımlar halde bulacaklar kendilerini. Nitekim işte Metaksas döneminde de, Albaylar Cuntası döneminde de tırnak içerisinde doğuya özgü şeyler ortadan kaldırılması gereken unsurlar olarak görülecek. Mesela bir Anadolu müziği desek herhalde, yani kökenleri itibariyle bir Anadolu müziği desek yanılmayız Rebetiko için. Rebetiko müziği işte Selanik'te belki dahil edilecek şekilde ama o da yine Balkan Savaşları'nda Yunanistan'a geçti. İşte Selanik gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi yerlerde ortaya çıkmış bir şehir müziğiydi. Metaksas döneminde bu müzik yasaklandı. Doğuyu şey yapıyor diye, hatırlatıyor diye. Dolayısıyla kültürel açıdan bir karşıtlık mutlaka ki oldu. Dilsel açıdan oldu. Yani Anadolu'daki Rumların hepsi Rumca konuşmuyordu. İşte Kapadokya bölgesinden gidenler Türkçe konuşuyorlardı. İşte Doğu Karadeniz bölgesinden gidenler Pontus Yunancası konuşuyorlardı. Ve işin ilginç tarafı, yani her ne kadar mesela günümüzde işte Yunanistan'da bu Pontus Yunancası'na mesela İşte Yunanca'nın antik Yunanca'yla modern Yunanca arasındaki kayıp bağ gibi gören yaklaşımlar olsa da o form ortadan kalktı. Artık o insanlar işte tıpkı mesela Kırım gibi yerlerden gelen insanların Türkiye'ye o Kırım Türkçesini artık ismi nedir tam yanlış da ifade etmek istemem ama yani o dili unutması gibi Yunanistan'daki de Yunanistan'daki şeyler de kendini Pontuslu olarak gören kişiler de kendi dillerini unuttular. Atina Yunancasını artık konuşmaya başladılar. Günümüzde tabii yani yapay diyebileceğimiz bir şekilde buralar böyle muhayyel bir cemaat, muhayyel bir işte mekan olarak
inşa edilmeye devam ediliyor. İşte televizyon programlarının yapılıyor. İşte mesela işte bir programda Pontus kültürü işleniyor, bir programda Kapadokya kültürü işleniyor. İşte oralarda Türkçe şeyler de duyuyoruz mesela. Bizdekilere çok benzer işte halk oyunları görüyoruz. Hatta yani anavatan diye bahsediyorlar oralardan. Programı yapan kişiler. Yani diaspora değil de anavatan diye bahsediyorlar. Bu derece böyle bir ilgi ve şey var, itina var. Ama ona rağmen tabii bu insanların konumları Atina'yla kurdukları hiyerarşik ilişkiye de mutlaka yansıyor. Yavaştan bitirelim o zaman değil mi Barış? Evet, 1,5 saate geçtik, hocayı da yorduk biraz. Estağfurullah, çok büyük zevkle anlattım ben de. Yani eksik kaldığını düşündüğünüz, hani bunun da söylenmesi gerekiyor dediğiniz son bir şey varsa onu alalım o zaman hocam. Yoksa yavaş yavaş bir kapatalım. Ekleyeceğim bir şey yok. Ben size başarılı bir yayın dönemi diliyorum. Yani gerçekten çok çok önemli bir iş yapmak üzere yola çıktınız. Başka ülke. Evet, yani ben de şahsen Osmanlı tarihçisi olarak tanımlıyorum kendimi ama Osmanlı tarihinin tırnak içerisinde yeterince Osmanlı görülmeyen bir cemaatini çalışmam sebebiyle bazen kendi meslektaşlarım bile beni Osmanlı tarihçisi olarak değerlendirmiyorlar. Böyle kıymet görüldüğüm bir şeyin olması, bir platformun olması beni ayrıca mutlu etti. Çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi günler diliyoruz. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim.